Evet. Merhaba, iyi akşamlar, hayırlı günler. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Bizleri soracak olursan çok iyiyiz hamdolsun. Kızı attık içeriye, Esra çayını koydu, işten geldi. Ne yaptım bugün? Mercimek yemeği yaptım, çok güzel oldu, erişteli. Ondan kaşıkladık, ekmeksiz. Bazen kırılıyor işte, bir şeyler oluyor. Kuşunu getirdi, limonunu koltuğun üstüne koydu. Sare ile anlaşmak, çocuk olmak lazım. Bugün marketçilik oynadık, oturduk. Arkadaşlar, vallahi fiyatlar var ya, bugün başlamış yükselmeye. 3 gün sonra Ramazan olacağı için 30 lira olmuş domates bugün. Bugün marketten alışveriş yaptı. 155 Ana, lira tuttu. uçmuş uçmuş. Yani içinde hiçbir şey yok. Herhalde olmaz. Pırasa. Aldıklarımı söyleyeyim. Soğan, kereviz, ıspanak, havuç, pirinç, elma, pazı, pırasa, Yani. limon. Hepsi muz yarım kilo yarım kilo yani. Fazlıyla dolma yaparız diye 3 bal aldım. Gel anneciğim. Şey yaparız onu cuma akşamına. Aynen. Gece sahura kalkacağız ya, bilmiyorum ilk gece ne yapacağım. Ben çorba içiyorum. Başka bir şey yemiyorum. Kahvaltı yaparız canım. Ben de kahvaltı seviyorum. Yemek pek Ben sevmem. çorba yesem yetiyor. Yufkayı severim. Yufka Gel. güzel olur. Anne, ben şu anda 11 ayın sultanı İmamoğlu'na bağlıyorum. geliyor. Geldi çattı. Çok 2-3 gün şükür. kaldı. Geçen sene Samsun'daydık. Bu sene evimizdeyiz Allah'ın izniyle. Daha 3 gün var. Kim öle kim kala. Güneş ablacığım sormuştu Esra iş yerinizi açacak mısınız diye. %50 %50 işte değil şu He. anda. %50 %50. Çünkü çoğu insan, şimdi yeni gelen bir grup var. Herhalde oruç Yok, tutmuyorlarmış. onlar genç grubu. He. Oruç tutmayan gruba hitap edecek. Rızık nereden geliyorsa Ne yapalım? Herkesin inancı kendini ister tutar, ister tutmaz. Hani bir söz var ya, her koyun kendi bacağından asılır öyle. Kendi ailende olsan şey derlerdi bize eskiden. 3 kere söyleyeceksin. Orucunu tut, orucunu tut, orucunu tut. Eskiden He. Ailenden birine, ama bunu öyleymiş. dışarıdan birine bir kere uyarı yaparsın. Yani çünkü bizim dinimiz o kadar mükemmel ki zorlamaya da gelmez. Çok esnek aslında Yemeğe de her beraber. konuda. Aynen. Çok mükemmel bir Aynen din. Gerçekten. Gerçekten. Her şeye açık. Her Bu da şey benimle dalga geçiyor benim kızım. Gel öpeyim atıl. seni bir kere. Benim Gel. de tiletimi gel. Ya benim de tiletimi. O şimdi bahçedeymiş. Piknik mi yapıyor benim kızım? Hayır. Piknik yapmaya gideriz. Tamam mı? Ramazan'da belki çayıra piknik yaparız. Ha, olur, akşam yemeğini hava güzel olursa Hazır. hazırlanırız burada. Hazırız çörek börek ne Anne olacak? baba Ne anne var? durun. Bir halı at, daha zevkli oluyor. Halımız da Ama var. ben genelde 1 saat uyurum yemekten sonra. Öyle bir ağırlık çöker Ha, bana. oraya doğru da yayılırsın. Ah yastık gördüm. Yemeği yedim mi, hani derler ya, ya 40 adım at Allah'ım ya yemek da yat. yemek. Tamam. İkisinden birini yaparım. Zaten bir şey yemiyoruz. Ama çok dikkat edeceğim bu sene. Pazara çıkmamaya. Emine'de de olsa şey, patlıcan görüyorum, kızartmasını istiyor. Kabak görüyorum, kızartmasını istiyor. Ha, böyle bir şeyler. Ama uzmanlar diyor, aç karnına pazara çıkmayın. Patlıcan 30 TL'ydi anneciğim. Özür dilerim. Alamadım bana. Ne yapalım, yarım kilo alırız yavrucağımız istediği zaman. Nefis değil mi bu? Onunla da doyuyoruz. Aynen. Ah. Domatesin bütün her şeyi İki 30 TL'ydi. tane Geçen şeyde kokteyl Geçen almıştım. de dedim ya, yeşillikleri Hayır, alıyorduk, çırpıp tıka basa düşüyor. ucuz Alttan gene. geçiyor. Buzdolabının kapağı açılmazdı yani. Hepsini doldururduk. Anne Aa, doğru. Şimdi açtığın zaman kafanı vurursun. Aynen. Olsun. Ne olacak? Bu sene de böyle Bana burada kullanalım. olmaz. Şu
tarafa geçelim. Burası çok daha. Her sene her şey güzel olacak diye bir şey yok. Aynen. Yani zaten isyan etsek ne olacak? Kızsak ne olacak? Yine aynı şey, yine aynı şey. Kendimizi yıpratacağız, üzeceğiz. Aman aman aman. Taksim'e gittik. Dün gece. Biraz Semiha'dan dolayı da morali bozuktu hayvanlarını sattığı için. Ay bir kalabalık, bir kalabalık. İnsanlar nereden akıl ediyor? Hep pazartesi akşamı olmasına rağmen ben şok şok. Her yer dolu dolu, tıklım tıklım, yokluk diyorlar. Belki ayda bir kere gidiyoruz ama şeye, lokantaya. Geçen Yusuf'un oraya gittim işte, köfteciye. Sıra. Ben Yusuf'a ilk defa gittim, açık söyleyeyim. O da arkadaşın sayesinde, o gitmiş daha önce, beğenmiş. Fena da değil fiyatları. Ama o kadar kalabalık olması beni şaşırttı. Hani hep diyoruz ya, insanlar zor evde ekmek buluyor, yiyemiyor falan. Baktım her yer. Hatta burgerciler bile sıraydı Pendik'te. Aa dedim, burgercide sıra var, hamburgercide sıra var, kapılara kadar. Allah Allah dedim, ben dedim hiç mi dışarıya çıkmıyorum? Hayır, çıkıyorum ama bizim buralar biraz çok kalabalık bir kesim değil. Belirli yaş grubu var, yani gençlik demeyeyim bizim merkezlerde. Şimdi benim yaşlarımdakiler pazar. He? Eskortları falan. Esra var ya, şaşırırsın o hamburgercileri. Hadi tamam. Yusuf'un dedim köftesini anladım. Özelliği var, sıra var. Hamburgercinin de mi dedim özelliği var. Herkes özlemiş demek. Şaşırdım, kaldım. İyi de bu hafta mıydı serbestlik? Yok, başladı ya şey. Ne bileyim ben. Hava güzeldi ya. Anlamadım ben. O Pendik var ya sahili. Yiyecekçiler sıra bekliyor insanlar. Hani böyle yasaktan çıkarsın ya, kendini atarsın. Her yer, her yer. Ya buralarda kaldın mı? Paşabahçe bölgesinde, Beykoz bölgesinde fazla bir kalabalıklık göremezsiniz. Zaten çok lokanta da yoktur buralarda gidebileceğin. Öyle nezih yer de yoktur öyle özel. Olan yerlerde balıkçılar çok yüksek fiyatlar. Onlara zaten bu kesim girmez. Namazanı şerif. Taksim bayağı kalabalık. Ay tıklım tıklım. Sari bu akşam çok uyuşsuz. Değişik, anneye bir şey içirmedi. Evcilik oynayacağım, benimle oyun oynayacak. Benimle oynamaya doyamadı. Ay bir görseniz var ya Taksim'i. Yıllardır gitmiyorum herhalde, uzun süredir. Ben çünkü hemen hemen Kasımpaşa'da genç kızlığım geçtiği için Taksim 2 adımda çıkıyorduk. Bilirim yani sokak sanatçıların iyisini kötüsünü, dolaşırdım. Çünkü orada büyüyorsun, yetişiyorsun. Geçen akşam anam hiçbir şey değişmemiş. Değişen yollar, metrolar. Otur orada sokakta türkü dinle. Ya muhakkak böyle bir yere oturasın geliyor. İç Nescafe'ni, iç çayını. Valla biz de öyle yaptık. Bir yere girdik, dedik şansımıza neresi olursa, nerenin türküsü güzel olursa orada dinleyelim. Ben vişne suyu hastasıyım. Kolayı çok tercih etmem. Hatta içine vişne suyunu fındıkla doldururum. Öyle geç vakit bir şey içeceksem. Çayı da tercih etmem çok. Semiha çay içti. Ben vişne suyuma fındık bulamadım tabii. Fıstık getirdiler. Güzel bir gece oldu. Bir de kınama yapmasalardı. Biraz da kınama aldık herhalde.
Ne yapalım, canları sağ olsun herkesin. Herkesin görüşü, bakış açısı değişiyor. Saygı duyacaksın. Hepimiz insanız. Yani sevdiğim şeyler, ben türküleri çok severim. Ben eskiden de türkü dinlemeye çok giderdim. Gitmezdim. İlk defa gidiyorum dersem yalan. Çünkü ben karşıda doğma büyümeyim. Genelde o taraflarda çoktur zaten Taksim. İki adımlık dedim ya yine. Yani giderdim, dinlerdim. Erkek kardeşimle olsun. Veya bir bayan arkadaşımla otururdum, dinlerdim yine. Severim. Ha, bu sefer de Semiha ile gittik işte. Biraz tepki aldık herhalde. Olsun, canları sağ olsun. Ne diyelim insanlara? Herkese saygım sonsuz. Herkesin görüşü değişik. Ha, bunu gizli saklı yapsa daha mı iyi olur? Daha iyi olurdu belki. Hiç gösterdin ama ne bileyim ben. Yok canım, ya şöyle, tabii ki alkol alınıyor orada. Alkol alan kardeşlerimiz var. Bizi, ama o bizi aşar, o bizi ilgilendirmez herkesi. Orası bir de aile yeriydi. Tabii canım, eşler de var, nişanlısıyla yaş günü yapanlar var. Almıyorlar zaten, almıyorlar. Yok. Yani temiz yer zaten, başka türlü yere ne yapacaksın kızım, gidemezsin ki. Bir de kötü yeri var, bir de iyi yeri var. Sen zaten onları biliyorsun. Yani bildiğim yerler. Ya onlar şey diyor, ben Can'la yanındayım ha. Can'la yanındaydım ben. Hatta ben bir yorum yazdım oraya. Herkesin kendine sonuçta yani, kimse kimse. Yani herkes, hay bir laf var ya, her koyun kendi bacağında. Ben yaptığım şeyi yapmıyorum demem, yapmadığım şeyi yapıyorum demem. Ben yapıyorsam da hiç esirgemem, şöyle koyarım. Hiç kimseden de, Allah'tan başka kimseden de korkmam. Şimdi şu anda Ramazan'a yani, Ramazan tabii ki, ya, o yüzden. Tabii ki. Şey. Müzik dinlemek de herhalde günah değildir. Yok. Ramazan'da. Yok. Orada olmamız belki bazı kesimleri rahatsız etmiş olabilir. Olabilir. Bir şey tabii demiyorum. Ki. Diyorum ya, herkesin görüşüne saygı duyacağız. Tabii ki. Ya biz insanız. Ama Semih abla bu aralar çok üzgündü. Yani hatta dün işte dedim hadi çık evden dedim, biraz dolaşalım. Dolaştık biraz, oraya gidelim, buraya gidelim, Kavacık'a geçtik. Hatta bir mont alalım diye çıktık biz evden. Bir de yiyecek giymiş. He. Hadi oraya gidelim, buraya gidelim derken dedim hadi Taksim'e gidelim, iki türkü dinleyelim. Biraz fikir de benden çıktı. Annem de bayağıdır çünkü öyle yerleri gezmiyor. Annem bir sefer öyle türkü dinliyor. Aa, oturayım yemek yerken veya çay içerken türkümü dinleyeyim. Meyve suyumu içerken türkümü dinlerim, böyle kaptırırım eskilere. Ne yapalım ya, insanız. Duygularımız oluyor, üzüntülerimiz oluyor. Zaten Semih abla da çok üzgündü. Sen de ona yani, destek oluyorsun. Azıcık güldük, iyi oldu. Etrafı seyrediyorsun, o dans ediyor, göbek atıyor. İnsanın içi açılıyor bazı yerlerde. Ha belki gitmeyenler için tuhaf gelebilir. Diyorum ya, oralarda yoğrulmuşuz, büyümüşüz. Annemin büyüdüğü yerler. Yani. Üzülmüyor mu? İnsan üzülüyor tabii ki, niye tepki alıyorum diye. Ama sonra düşünüyorum, haklı da olabilirler kendi açılarından, kendi görüşlerinden. Herkesin görüşüne saygı duyarız. Fatoş ablanın ablası Ankara'nın neresinden biliyor musun? Ya Ankara'nın 30 kere söylediler, benim kafamda kalmıyor kızım. O ben öğreneceğim zaten Ankara'nın. Hatta bir niyette var bir ara, evet. Trenle gideceğiz. 4,5 saatte trenle geldi Ankara'dan. Yani çok güzel bir aile onlar da. Evet. 3 bacı. Fatoş ablaya bayılıyorlar. Yani Fatoş başka canım. Şimdi ablası da onun yanına geldi, Temelli. Nerede? Ama Temelli kalmaz da öyle gibi hayırlısı diyelim. O da işini bırakıp geldi şimdilik. Nagihan abla da şey sormuştu. Ne? İşte Fatoş'un iş yerine gidip orada çekimler yapıp. Ha, Fatoş'un kendi iş yeri değil ama çalışıyor orada. Canım benim, yoksa kendi iş yeri olsa. Yok zaten gitme imkanı olmaz ki. Yani onun bayağı kaynarcayı geçiyorsun, Kartal Kaynarca. Hafta içi zor. Hafta içi de zor. Hafta sonu zaten cumartesi çalışıyor da orada olmaz. Hmm. Yani çünkü işçilik yapıyor. O kendi atölyesi değil. Eskiden olsaydı kendi makine dükkanları vardı.
İyiydi durumlar. Eş öldükten sonra her şey dağıldı. Çünkü Fatoş'un ölen eşinden çocuğu yok ikincisinden. İlkinden var iki tane oğlu. İkinciden olmadığı için. Her şey nasıl kısmet. Yani öyle işte. Bunda nasıl ölmüş. Her şey nasıl kısmet. Çekmiş. Ama çok barışık kendiyle. Tabii tabii. Hani, Facebook'taki videoları çok süper. Şey yemek yiyor ama dedi kilo vereceğim diyor. İşte benim vermem lazım, ben kafaya koydum. Ya biz takıntıydı, o hayata barışık. O hiç takıntı yapmıyor. Çok kiloler çekmiş, bayağı bir şeyler çekmiş. O yüzden ama barışık kendiliğinde. Biz aslında bu hafta Belgin'in sinemaya gidecektik. Ablası gelince plan değişti. Yorulduk. Ablası çok zayıf ama. Ablası ufak tefek, daha zayıf. Öbürki ablası daha kilolu. Birlikte çok benziyorlar. Diğer ablası da daha çok benziyorlar. Değil mi? Ama ne güzel üç bacı. Karşıdaki Ankara'dan gelen de çok benziyor. Benziyor değil mi? O aşırı benziyor. Ben o sandım. He. Değil. Ben o sandım. Üçü de birbirine benziyor. Benziyorlar birbirlerine ama güzel aileler, temiz aileler. Ya diyorum ya, ben Yaradan'dan dolayı herkesi seviyorum. Bütün insanları. Ayrımsız. İstiyorum beni de o şekilde sevsinler. Beni de Yaradan bir Allah. Hatam da olur, kusurum da olur, yanlışım da olur. Yani. Çünkü herkesi seviyorum. Oradan yazıyor bana birkaç kelime. Gerek var mı? Yok. Ama olsun. Allah onu affetsin diyorum. Ne diyeceğim ki oradan çıkıp? Mübarek günler. Tövbe ettik ya da bir hafta önce yani beraat edelim diye dualar ettik. Bari bunları tutalım. Zaten öyle artık yorumlarla ilgili video çekmiyoruz. Yok. Bazen hani herkesin bilgisi olsun. Bizi hakaret edenlere ya da bize kötü yorum yazanların hepsini engelliyorum. Çünkü fake hesap açıp da geliyorlar sürekli. Aynı isimleri ben gördüğümce. Hani bilgileri olsun. Hepsini engelliyorum. Ben işte o engellemeyi bilmediğim için o işleri Esra yapıyor. Açık söyleyeyim. Aman ister yazsın ister yazmasın. Belki o da orada rahatlıyor, mutlu oluyor. Şimdi olur ya diyorum, herkes herkesi sevmek zorunda değil. Kimi suratından şey almaz. Kardeş abi Ramazan'da şey çağırıyor. Ne? Ablası tutamıyor. Bu gelen ablası tamam, şeker insülin vuruluyor devamlı. O, konuştu. O da gelsin. Gelir canım. Niye gelmesin? Gelecekler zaten. Yasin'e işliyorum ya. Ha, gelecek, beni çok sevdi. Sahneye tanısa yatarsın. Onlar da içeride. Burada şey yatar. Ablası Fatoş çünkü tek yatmak zorunda. Fatoş'un çok güzel. Rahat yatar. İlk yattık biz Fatoş'la ablasına gittiğimizde. Bayağı güzel yattık abi yatakta. Adam ikinci hafta yattım. Fatoş'un ayakları benim suratımda. Bir bölümü benim suratıma itiyorum, kakalıyorum. Ablası da yün yorganı. Onlar hep yün yorgan kullanıyorlar kışın. Orada yürümez. Anam yün yorgan da üstümüzde. Nefes alamıyorum. Dedim daha Fatoş seninle yatmam ben. Değil mi? Sen diyor ilk akşama diyor kalma. Ben benim yanımda tutma. Ama bağırmasam. Çok üzüldüm şimdi. Yunus olunca bu hiç çığlık atmıyor. Yunus'un sıcağını biliyor ya. Bak. Ama yerde, senin yerde daha çok kayar. Bu masadan düşer. Senin odanın yeri var ya. Hayır. Kaydıraktan kaydırsana bunu. Kaydıraktan kaydır. Kaydıraktan kaydır. Tut şunu. Hayır. Tut şurayı, kaydıraktan kaydır. Bizim muhabbet güzel olur da. Bir de maydanozumuz olmasa bak işte. Bizde de var bir maydanoz. Kaynanamız geldi. Kaynanamız mı, avukatımız mı, savcımız mı? Hepsi. Komple. Hepsi karışık bunda. Bir de çığlık atmasa. Ne yapsak? Çok severiz ama çığlık atmasa. Allah'a emanet olun. Haklarınızı helal edin. Bir kusur işlediysek de affola. İnsanız, kusurumuz da olur, yanlışımız da olur. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi bekliyoruz.